Efendim, kime sorsanız hani hayatımı yazsam roman olur, hikaye olur, hatta filmini bile çekeriz derler. Dünya üzerindeki 7 milyar insanın her birinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir hayatı var. Biz artık bu programda, benim hikayemde, aslında isterseniz insanların her birinin hikayesini belki anlatabiliriz ama biraz daha hani böyle ön planda kalmış, biraz daha efendim hepimizin şöyle gördüğümüzde aşina kaldığımız insanları karşınıza çıkarmaya çalışacağız. Gerçekten içinde bulunduğumuz toplum için çok işler yapmış insanlar bizimle beraber olacak. Bu ilk bölümümüzde hepiniz için önemli bir yeri olan bir sanatçıyı, Ulvi Alaca Kaptan'ı misafir ediyoruz. Şimdi yanına geçelim, sohbete başlayalım. Hadi buyurun. Merhaba. Ulvi abi, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür. Şu teknolojik fazlalıklarımızı bırakalım şöyle. Helal Oturalım inşallah. Güzel bir yer bulmuşsunuz oturup dinlenmek için. Sık sık gelir misiniz buraları? Biliyorsun bizim muhit. Ya hakikaten öyle. Şimdi aslında isterseniz hani böyle bir yere seyahate giderken biriyle yan yana oturduğunuzda falan ilk bizde sohbet nereden başlar? Hemşerim, memleket nereden başlar? Ben onu sormayacağım size ama şimdi böyle baktığınız zaman sizde İstanbulluk var. 1949 İstanbul doğum, değil mi efendim? Hayır, doğumum Ankara ama ben böyle çok fazla hemşericiliğe değer veren biri değilim. Yani hemşeriye değer veririm de hemşericiliğe değer vermem. Sordukları zaman İstanbul'um dediğin zaman çoğu zaman yok canım, ay, nereden geldiniz falan derler ondan sonra. Ben de o zaman diyorum yani. Ki Fatih Sultan Mehmet'ten bile İstanbulluyuz. Ben de onu soracaktım aslında, isterseniz oraya gitmeye çalışıyordum ama bu İstanbulluluk nereden geliyor diye. Evet. Baba, dede ondan öncesi değil mi İstanbul'da? Efendim bizim cetlerimizden biri Karaca Paşa, yani dayı Karaca Paşa dedikleri Edirne Kapı cenahını tutan komutan yani. İstanbul'a ilk girenlerden ondan sonra. Hatta işte Muammer Karaca var benim büyük dayım. Karaca da o soyadını oradan almıştır, Karaca Paşa'dan. Babam turizmle uğraşırdı. Silivri'de bir otel var. İsmi lazım değil. Oraya her gittiğinde bak buralar benim, alacağım senin altında. Çünkü bizim Silivri'de bir vakfımız var. Pek meşgul olamıyoruz ama. Ta oradan gelen. Yani biz Fatih Sultan Mehmet'ten beri İstanbul'luyuz. İstanbul alanından beri. Evet. Gerçek anlamda İstanbul'da siz de. Bu enteresan bir şey oldu. Ben çok sık görmek mümkün değil açıkçası gerçek İstanbul'da yani. Ne yalan söyleyeyim, sonuçta var. Peki hangi semt, hangi muhitler? Şimdi Beşiktaş'ta ikamet ediyorsunuz. Şimdi Beşiktaş'tayız. Yani uzun zaman oldu Beşiktaş'ta. Yani uzun, Beşiktaş neredeyse bizim tek gerçek muhitimiz oldu. 50 senedir falan Beşiktaş'ta oturuyoruz. Siz kahvenizi içiyorsunuz. Ben de bir kahve söyleyeyim. Affedersiniz. Bakar mısınız? Bir az şekerli kahve rica edeceğim ben de. Kahveyle muhabbet, sohbet daha güzel. Efendim, sizler daha zor ederseniz kahvenizi söyleyin ya da hafiften böyle ocakta yapmaya başlayın. Çünkü koyu bir sohbete gidiyoruz gibi geliyor bana. Peki abi, işleriniz Beyoğlu'nda. Ofisiniz Beyoğlu'nda. Birlik Sanat. Efendime söyleyeyim. Tiyatro çocukluğunuzdan beri sizin hayatınızda olan bir şey sonuçta böyle ama biraz aile hayatınızı önce konuşalım. Mesela ailede kim ne işte uğraşırdı, nasıl bir aile yaşantınız vardı, efendim nasıl bir şimdi, çocukluk geçirdiniz? O da belki dinleyenlere ilginç gelecek bir şeydir. Bizim soyadımız Alaca Kaptan. 1934'te sanıyorum soyadı kanunu çıktığında biz sülale adını devam ettirmişiz. Sülale adımız Alaca Kaptan Zade. Evet. Fakat bu kanunla zade, ağa, bey, paşa gibi şeyler yasaklanmış. Biliyor musunuz paşanın hala yasak olduğunu ama yani bazen... Beyefendi de yasak, kanun efendi de yasak. Toplum hayatı yani. Tabii bazen kanunların önüne geçiyor ondan sonra. Paşa kullanılıyor. Bizimkiler zadeyi atmışlar, Alaca Kaptan olarak kalmışlar. Daha gerilere gittiğiniz zaman Alaca Kaptan korsan bir ceddimizden geliyor. Biz Barbaros Hayrettin Paşa'nın köyündeniz. Şimdi Midilli denilen yerde. O köyündeniz ve bir kızımız. Sonra onlar da Barbaros Hayrettin Paşa gibi donanmaya katılıyorlar ondan sonra. Daha doğrusu galiba Osmanlı sancağı çekip ondan sonra
devam edin. Biz nasıl bir seçim yapmışız? Barbaros Hayrettin Paşa'nın köyünden Fatih evet. Sultan Mehmet Han'ın fethiyle beraber evet. İstanbul'a evet, gelen evet, bir ailenin evet, sanatçı evet, üyesini evet, evet, alıp bulup getirmişiz buraya. Evet. Valla ne diyelim maşallah. Peki baba, anne vesaire onlar? Babamla annem doktor. İkisi de doktor. Evet, babamı kaybettik, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Babam dahiliyeci, annem jinekologtu. Ben bazen şaka yollu şey diyorum, ben 4'te 3'lük doktorum diyorum çünkü dayım da doktor, jinekolog. Biz galiba babam ve annem doktor olduğu için doktorluğa hiç heves etmedik. Çünkü o zamanlar daha işte 50'li seneler falan bizim doğduğumuz yaşlarda. İkisi aynı anda staj yapıyorlar falan filan, bizimle meşgul olamıyorlar. Ondan sonra habire hastaya çağırırlar falan filan. Ondan sonra babamlar 3 kardeşler, 3 erkek kardeşler. Ortanca amcam, o da rahmetli oldu. Emekli büyükelçiydi. Ondan sonra şimdi ailemizin bir numarası, ben 2 numara oluyorum. Uğur amcam eski hukuk fakültesi dekanı. Sonra senatörlük falan da yaptı. O da hukukçu. Hatta Uğur Mumcu'nun avukat. Uğur Mumcu'nun hocası. Hocası. Evet. Avukatlığını da yapmış mı acaba? Avukatlığını beraber yaptılar hapiste. Beraber yaptılar hapiste. Uğur Mumcu amcamın çok sevdiği bir insandır. Yani belki çocukları kadar sever. Yani belki de hem öğrencisi olmaktan hem de beraber hapis yatmak da bir başka bir deneyim. Evet. Ondan sonra yani bir sene yattılar. Türlü eziyetler gördüler ama sonra da beraat ettiler bir de. Bizim Türkiye böyle yani. Bir zamanlar Büyük Millet Meclisi'nde 250 tane milletvekili vardı işkence görmüş evet. zamanında. Çok enteresan bir ülkeyiz biz yani. Evet. Peki şey, yani hani dediniz ya hiçbirimiz doktor olmak istemedik. Evet, evet. O zaman sizin çocukluğunuz kimle geçti? Yani anne meşgul, evet, baba meşgul evet. vesaire. Ben olumlu birkaç tarafım varsa hepsini babaanneme borçluyum. Çünkü babaannemin yanında büyüdüm. Dedem de avukattı. Eski Cumhuriyet savcılarındandı ondan sonra. Babaannem maalesef okuyamamıştı o zamanlar kızları okutmadıkları için. Evet. Fakat belki onun açığını kapatmak için çok okurdu. Elinden hiç kitap düştüğünü görmedim. Evet. Ama her şeyi. Jules Verne'den, Mein Kampf'e, işte Dostoyevski'den, bilmem kime kadar. O okudu, ben de onun bütün kütüphanesini okudum. Bir şey soracağım. Latin alfabesiyle mi yoksa? Evet, Latin alfabesiyle. Latin alfabesiyle. Evet. Ondan sonra onu öğrenmişti yani. Ve işte babaannemle devamlı beraber gezerdik. Haftada 2 gün sinemaya, 1 gün tiyatroya gitmezse hasta olur, yataklara düşerdi. Allah Allah. Ben 11 yaşındaydım. 10-11 yaşındaydım. Benim eleştiri defterim vardı. Gittiğim filmleri yazardım, yönetmenleri, konusu, yıldız verirdim ondan sonra ve eleştirilerimi yazardım. Filmden veya tiyatrodan döndüğümüzde de ondan sonra babaannem bir besleme vardı evde. O zamanlar vardı adeta. Nasıl yani? Besleme işte böyle kimsesiz kızları veyahut da şeyi alıp küçükten ondan sonra evin kızı gibi yetiştirip biraz da evin işlerine yardım etsin diye kullanılan bir... Ha. Artık kalmadı pek beslemeler ondan sonra. Öyle beslememiz vardı. Ona kahve yaptırtırdı. Biz oyunu veyahut da filmi eleştirirdik karşılıklı bayanı. Kahve içeri. Ki o zamanlar, tabii şimdi gençler hiç anlamayacaklar ama öyle büyüğünle karşılıklı kahve içmeyin. Vermezlerdi çocuklara kahveyi yani. Kahve hani rengin kara olur falan filan derler. Şöyle bir adet vardı. Eve biz misafir geldiği zaman içeride seni tekrar giydirirler, saçını tararlar. Şöyle bir girerdin, bir tür el öper dışarı çıkardın. Orada oturmak, lafa karışmak, muhatap olmak yoktu. Ha. Enteresan bir şey. Biz bu zaman, biz şeyde söyleyiverin. Ben o zamanlar biraz sıkılırdım tabii. Yani tam buluğ çağı falan filan böyle. Bunları böyle yani gereksiz ritüeller olarak görürdüm. Fakat sonradan anladım ki bu bir yetiştirme biçimi. Sizi önce el öptürüyorlar. Sonra oturuyorsunuz misafirle birlikte. Bir süre sonra hastanı soruyorlar. Bir süre sonra konuşmana izin veriyorlar. Seni yavaş yavaş büyütüyorlar böyle yani, anladın mı? Tedricen toplumun içine sokarak büyütüyorlar. O zaman öyleymiş demek ki adet. Peki hani şimdiye kadar anlattıklarınıza baktığımız zaman, ki sizin hani gençliğinizdeki duruma da baktığımız zaman, bir sol gelenekten evet. gelen ve o şekilde evlatlarını yetiştiren bir aileden söz ediyoruz değil mi? Evet. Oradan başlayan bir şey sonuçta. Ya ailemden çok biraz ben kendim edindim galiba. Allah. Evet. Mesela enteresan bir şey var.
böyle siyasi olaylara girip çıktığı için mesela amcamı solcu zannederler. Amcam solcu değildi mesela. Biz o zamanlar 12 Mart öncesinde amcamla tartışıyorduk yani. Hmm. Ben sol mu falan derken o demokrasi demokrasi diyordu. Oo. Evet. Hatta şöyle bir şey oldu. Hakikaten büyük eziyetler gördükten sonra hapiste beraat ettiği gün ben Ankara'daydım. Turnedeydik tesadüfen. Ondan sonra ona eski bir sözünü hatırlattım. Ben ona bir sol tiyatronun broşürünü göstermiştim. Ne diyorsunuz demiştim 12 Mart öncesinde. Benim üzüntüm demokrasiye olan inanç kayboluyor demiştim. Ondan sonra beraat ettiği gün ben lafı hatırlattım. Dedim hala inanıyor musunuz dedim. Evet dedim. Yapacak bir şey yok. Anlatabiliyor. Evet. Bu yani sonuç itibariyle 49 doğumlusunuz. Evet. Baktığınızda işte 1960'ı, 71'i, evet, 80'i, hepsini. Efendime söyleyeyim. Hepsini. 28 Şubat'ı, evet. 27 Nisan'ı, postmodern, evet. Efendim, evet. Darbeye vesaire falan. Hepsini yaşadınız. Bunlara dönüp baktığınız zaman ne hatırlıyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Size şimdi, ne kattı, ne aldı? Şimdi ben, çok küfrediyorlar ama ben yetmez ama evetçilerdim. Tamam. Hatta kendi görüntümü falan da verdim kampanya için. Çünkü benim, bizim ailemizin darbenin D'sine tahammülüyüm. Her darbe, her ihtilalde biz eziyet çektik. Bir yerden vurdu bizim ailemizi. Her seferinde. Her seferinde. 27 Mayıs'ta amcamın kayınpederi, aynı zamanda uzaktan akrabamız olur, eski Kayseri valisiydi, Yassıada'daydı. Gene babaannemin akrabası, bizim akrabamız olarak Bankası genel müdürüydü. Neyse böyle bankası söyledim ama. Neyse genel müdürüydü. Bağımlılığında 1,5 sene yattı. Hiç sorguya bile çekilmedi. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir sorguya bile çekilmedi. Düşünebiliyor musun? Ben ona yemek götürdüm babaannemle yani. Babaannemi ittiklerini kalktıklarını gördüm yani. Oradaki şeylerin, jandarmaları, mandarmaları var. 12 Mart'ta amcam. 12 Eylül'de ben. Ve aileden başkaları yani. Her darbe, her şey. Belki de bilmiyorum, belki de biz şu veya bir şekilde yönetilmeye yakın olduğumuzdan mı veyahut da bilinen ön kişiler, planda olduğumuzdan, ön planda belki. Olduğumuzdan mı nedir? Her zaman olmuş. Onun için ben kesinlikle ne darbe ne şu ne bu. Yani kardeşim eğer beğenmiyorsanız şeyi, sistem bellidir, oyunuzu atarsınız, şey yaparsınız, mücadelenizi yaparsınız diyoruz ama diğer yollar. Sizinle çok özlediniz. İnsan, anı, benim yer. En son, en çok özlediğim insan babaannem tabii. Yani babaannem hep şey derdi. Ben ölmekten korkmuyorum da öleceğim, sen ortalıklarda kalacaksın derdi. Ah annem ben ya. De şey diye düşündüm. Ama biraz rahatlarım işte, istediğim yere giderim falan filan. Ay. Öyle düşündüm ama sonra baktım ki galiba ben saf, katıksız sevgiyi bir tek babaannemden gördüm. Yani şimdi diyorlar işte biz sizi tanıyoruz, seviyoruz. Sen beni tanımıyorsun ki. Sen benim suretimi biliyorsun. Beni tanımıyorsun sen. Beni tanıman için biraz zahmet göstermen lazım. Ben zaten biraz hemşericiyim, ondan da karşıyım yani. Neredesin diye bazı kalıpları var, oraya sokacak seni, tamam mı? İşte Bursalılar şöyledir, Erzurumlar dadaştır bilmem. Bu kolaycılık. İnsan tanımak benim için en büyük keyiflerden bir tanesi. Biraz onun için tiyatrocu oldum. İnsan tanıyayım, insanlar da beni tanısınlar. Tanısınlar ama, anlatabiliyor muyum yani? Bir tiyatrocunun önce kendini tanıması gerekir. Benim zayıflıklarım neresi, güçlü yanlarım neresi, nelerden korkarım? Ki sahneye nelerin... çıkmayı güçlü yanlarını ortaya koyuyorsun değil mi? Tabii bunu bilmem lazım ki ben onun üstüne bir karakter bina edeyim. Sen kendini tanımıyorsun da kime tanıtacaksın başka bir roldeki başka birini yani? Evet, evet. Babaanne, unutulmaz. Babaanne. Peki, birazdan ofisinizde de geçeriz, biraz iş konuşuruz ama bu şeyi ben açıkçası merak ediyorum. Hani böyle tiyatroyu bırakıp bir işte hayat tercihi yaptığınız zaman geçtiği küçük bir süreç var. Kırtasiyecilik süreci. Evet, evet. Neden kırtasiyecilik abi? Ya şimdi belki kızacak millet ama benim hayatımın en mutlu günleri o zaman. Gerçekten. Şöyle ki, neredeydi dükkan? Şöyle ki, Çapa'daydı. Çapa'da. Ben de Beşiktaş'ta oturuyordum. Annemin yanında kalıyordum. İlk hanımdan ayrılmıştım. Ondan sonra her sabah sabah namazımı kılıyordum. Ondan sonra otobüse biniyordum. Gidiyordum. Bismillah dükkanımı açıyordum.
girişte biraz alışveriş oluyordu. Ondan sonra kitabımı okuyordum öğlene kadar. Öğlen geldiği zaman tık gidiyordum, namazımı kılıyordum camide, dönüyordum. Müşteriler geliyordu. Ya çok güzel bir hayat. Ya, gerçekten çok güzel bir hayat. Ondan sonra işte arkadaşlar geldiler, mezunlar işte tiyatro yapalım falan filan dediler. E hadi dedik, yani bir üniversite öğrencilerinin sene sonu etkinliği gibi bir şey düşünüyorduk biz. Eyvah eyvah. Öyle düşünüyorduk. Oradan iş aldı yürüdü. Sonra iş çok aldı yürüdü. Çok aldı yürüdü. Evet. Artık ben de engel olamadım. Zaman zaman hala bile şöyle düşündüm onu yani. Bırak şu tiyatroyu, miyatroyu dinlenmeyi falan ondan sonra yani. Kızıyorum, yılıyorum falan ama şu aklıma geliyor. Rabbim beni Dostlar Tiyatrosu'nun sınavına sokarken nereye gideceğimi biliyordu. Evet. Ben işletmecilik okudum ama benim marifetim buydu. Demek ki ben bunu yapacağım. Evet. Benim üstüme vazife olan budur. Anladın mı? Onun için tekrardan devam ediyorum. Evet. Peki o zaman ofis nasıl olsa yakın buraya. Evet. Oraya doğru bir gidelim. Biraz da ofise konuşalım, sohbet edelim, iş konuşalım bakalım. Neler yaşadınız, neler geçirdiniz dönemde. Haydi. Dile kolay, tam 65 yıl. Fatih'in İstanbul'u fethettiğinden beri İstanbullu bir ailenin ferdi olarak adımlanan yollar. Daha yolun başında hayatı yeniden şekillendiren tercihler. Bu tercihlerle beraber değişmeyen bir mücadele. Sanatla birlikte sanata giydirilmeye çalışılan tüm maske ve kostümlere rağmen inadına bir direnişle kocaman bir yaşam. Bu yaşamın hikayesine kimi usulca, kimi hoyrat bir şekilde giren tanıklar, yol arkadaşları. Peki abi, biraz da şeye gelelim. Hani çocukluktaki aileye vesaire falan konuştuk ama sanat, efendime söyleyeyim, sanatçı ve aile bir araya geldiği zaman hayat biraz zorlaşıyor mu? Nasıl bakarsınız buna? Sizin özelinize soruyorum tabii. Şimdi tabii gençken buna sorsaydınız ben yani aileye laf giydirerek başlardım buna. Ama, direkt yani. O tabii, ama bir süre sonra şunu anlıyorsunuz tabii. Yani aileler çocukları işte mutlu olsun, iyi bir işleri olsun falan filan diyorlar. Aha. Oysa bu tiyatroculuk, oyunculuk şimdilerde biraz imkanlar fazlalaştı yani. Aha. Hele bizim başladığımız yıllarda falan zor işlerdi yani. Yani peki sanat, sanatçı ve aile demişken, bunu konuşmuşken, bugünlerde özellikle yine çok konuşulan bazı şeyler var. Özellikle sanatçıların, üst düzey sanatçıların, popüler sanatçıların, toplumun genel yaşayışına, hayata bakışına muhalif bazı yaklaşımlarını ve söylemlerini duyuyoruz. Hani toplumun genel anlayışına daha zıt, daha ters şeyler bunlar. Evet. Sanatçı böyle olmak durumunda mıdır? Böyle mi? Şimdi yani? Bu biraz nasıl söyleyeyim? Üslup şeyidir. Sanatçı toplumun bazı inanışlarını veya da alışkanlıklarını beğenmeyebilir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Sanatıyla bunları eleştirebilir. Ama düşmanlık etmek olmaz. Evet. Anladın mı? Düşmanlık etmek yakışacak bir şey değildir. Evet. İşe yarayacak bir şey de değildir yani. Anladın mı yani? Ama siz, eleştirmek olabilir. İleriye götürür. Siz öyle bir şey yapacaksınız ki mesela mizah yaparken çok karşılaşılan bir sorundur. Mizahını yaptığınız kişiyle karşılaştığınız zaman eğer selamlaşabiliyorsanız o doğru bir şeydir. Ha, o yüz yüze bakımında işini. Tabii canım. Ama mizah yapmak, çok affedersiniz, şimdilerde rastlandığı gibi küfretmek değildir yani. Ben inanamıyorum yani. Şeyi takip ediyor musunuz mizah dergilerinde? Hayır. Mesela... Çünkü mizah göremiyorum abi. Ha. Hayır.
Yani Cafcaf'ta sizin tamam, yazılarınız tamam, vesaire yazıyorum, falan. Tamam, Cafcaf'ta hani... ben yazıyorum ama yani Cafcaf gene nezih bir. Ya çizgi üzere bir şey sonuç itibariyle. Şey. Fakat evet, biraz daha... diğerleri bakın yani ben iktidarın da eleştirilebileceği kanısındayım. Şey yapacaksın. Hele sanatçıysa yaparsınız. Ancak küfrederseniz sadece size o eleştiri olmaz. Siz sadece yüreğinizi soğutursunuz. Evet. Bir daha ibetmiş olursunuz. Tam onu soracağım. Heh. Şimdi siz soldayken solcuları eleştirmişsiniz. Evet. Efendim Müslüman olmuşsunuz. Evet. Hani moda tabirle onu da soracağım size ama mesela evet, İslamcı gözüyle bakılıyor evet, size. Evet, evet. O zaman da Müslümanları eleştiriyorsunuz. Evet. Sizin böyle bir müzmin muhalif tarafınız mı var? Yani nereden kaynaklanıyor? Müzmin demeyelim ama ben önce eleştirmeye kendi içinde bulunduğum gruptan başladım. He. Çünkü kendim için yapmak zorundayım bir kere. Ona bir katkı sağlamak adına. Ben yalnız mesela Müslümanları diyorsunuz siz genel olarak. Evet. Müslümanları eleştirirken veya da kendi içinde bulunduğum gruba eleştirirken onu söylüyorum. Ben içerideyim. Ben dışarı değil çıkmadım. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Yani dışarıdakinin eleştirmesinden daha yapıcı bir şey. Evet. Dışarıdaki söylese belki zoruna gidecek yine. Ben diyorum bu büyük İslam dairesinin içerisindeyim. Evet. Hani senin tarikattan olmayabilirim, senin meşrepten olmayabilirim. Ama ben genel İslam dairesinin içindeyim. Zaten beni bunun dışına itemezsin sen. Anlatabiliyor muyum? Yani, eğer böyle bir şey yapmazsam yani evet, böyle bir eylemde bulunmazsa ondan sonra. Şimdi buna alışık değil bizim gibi. Yani Galatasaraylı Fener'e eleştiriyor. Fenerli Galatasaraylı Galatasaray'ı eleştirdiği zaman herkes kızıyor. Ya ama hakikaten eleştirecek tarafları çok bu sene hepsi hem beraber de nasıl, beraber. Hem de nasıl, ben de Galatasaraylıyım mesela. Nereye kadar yani, böyle? Evet. Hemen bu aklıma bir şey daha geldi. Şimdi bu işte filmler, efendime söyleyeyim, kötü sanat organizasyonları falan. Özellikle eleştirel bakan insanlar açısından şöyle söylüyor. Sanat, efendime söyleyeyim genel olarak ama yoğunlukla sinema, efendime söyleyeyim tiyatro, yani görsel sanatlar daha çok toplumların, efendim insanların yoğrulması için, işte kültürlerin evrilmesi için özellikle bilerek, istenerek, planlı olarak kullanılıyor diyorlar. Doğru mudur? Buna da inanıyor musunuz? Artık kullanmaya ihtiyaçları yok çünkü insanlar talep eder haldeler onları. O aşamayı geçtiler artık. İnsanlar talep eder onu. Mesela size bir şey söyleyeyim. Hep biz de şeyden şikayet ederiz. Dallas'tan, Mallas'tan, oradaki ilişkilerin şeyinden yani evet, bozukluğundan falan filan. Evet. Şimdi niye öyle Amerikan dizileri gösterilmiyor bizde? Biz çekiyoruz kendimiz. Ya, kendimiz çekiyoruz. Hayır bir de şimdi Araplarla ilgili çok enteresan şeyler. Burada da çok var. Şimdi bakıyorsun Arap gelmiş Türkiye'ye. Diyor ki tesettürlü insanlar varmış Türkiye'de diyor. Evet. Niye? Çünkü adam bakıyor dizilerde. Tabii. Yok. Tabii. Allah aşkına bu senaristlerin içtiği bir ilaç mı var? Bir su, başka bir su mu içiyorlar? Hayır. Nasıl bir toplumda yaşıyorlar da bu dizilerden çıkıyor yani? Hayır. Yani yazılı olmayan şeyler var. Kural mı? Kurallar var ve bir. İkincisi yani ben çok sıkıntısını çekiyorum. Şikayetçi değilim, bunun böyle olduğunu biliyorum yani. Bir sürü film setinde birkaç kere içki içilmez filmlerde. Ayrana biraz su veya sütte su katarsınız. Şey öyle. O içkiye benzer. Birkaç şeyde bana rakı koydular. Bilerek. Bile isteye. Bile isteye tabii yani. Yani o kadar hassaslar ki bu konuda yani. Yani İçkisine laf etme. Ne ben eden de biri değilim ayrıca yani ondan sonra. Anlatabiliyor muyum yani? Çünkü yani, şöyle bir şey var. Akıl erdiremiyorlar. Diyorlar ki bu adam hem oyuncu olur hem şey olur. Nasıl içmez ya? İki yerde de şöyle oldu. Bir eve misafirliğe gittim. Ondan sonra. Evet. Arkadaş şey yaptı. Kendine işi koydu. Bana da şey yapmak istedi. Dedim ki ben içmiyorum. Böyle yaptılar. Abi dostlar arasındayız. Kim görecek? Kim görecek canım şurada? Bir yani tek. Bunun mesele edilmesini gerçekten çok ilkel görüyorum yani. Evet. Hani ulan neyi mesele ediyorsun yani? Arkadaşız oturmuş konuşuyoruz bilmem ne yapıyoruz. Sana da bir şey demiyoruz ondan sonra ama böyle bir şey var yani. Mesela bizim Sümer Tilmaç vardı kulaklar için nasıl? Evet. Ondan sonra senelerin sinema oyuncusu. Şey diyor mesela,
emekli abi. Abi diyor, ben diyor sırf onlarla beraber oturup kalkmıyorum diyor. Adımı sağcıya çıkarttılar diyor yani. Ya nereden sağcı? Bir de öyle bir sosyal hayatın içinde olmak şart değil mi? Evet, yani? Evet, olmazsan başka türlü bir şey yani. İsim takılıyor hemen yani böyle. Hadi son dönemde özellikle işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkinliklerine giden sanatçılar vesaire falan filan, onların hani yediği mahalle baskısının da herhalde haddi hesabı yok. Yani şimdi bakın. Ondan sonra yani şöyle bir şey çıkıyor. Başka bir yerden söylemesi. Efendim Birleşmiş Milletler'de konuşurken sana açık kaldı, boş kaldı. Diyelim ki böyle, neye seviniyorsun sen? Değil mi? Sen neye seviniyorsun kardeşim? Ya. Senin Cumhurbaşkanın konuşuyor orada. Anlatabiliyor muyum yani? İşte böyle bir. Ama işte. Ben şey diyorum artık, çaresizlik ya. Yani, şey neredeydi abi bu arada? Yeni Melek neredeydi o Yeni Melek gösteri merkezi? Burasıydı. Burası eski Yeni Melek sineması. Tamam. Çok büyük bir sinemaydı. İki tane balkonu olan ondan sonra bir yerdi. Şu kadarcık kapıdan mı giriyordu? Evet ama içerisi çok büyüktür. Ondan sonra burası restore edildi falan. Yeni Melek gösteri merkezi olarak açıldı. Fakat sonra nedense uzun senelerdir kapalı tekrardan. Sizin mekanda hemen bunun iki apartman yan tarafında. Evet. Yine Yeni Melek apartmanı. Benim mekanın bir özelliği var. 80'lerde falan şu an altında bir şey var, içkili bir yer var. Orası bir kahveydi ve bütün sinema endüstrisi oradaydı. Figüranlar falan burada mı? Figüranlar hani değil. Figüranlar daha başka kahvelerde. Şey sahipleri, şirket sahipleri, büyük oyuncular işte Mehmet Ali Erbil'di, yok bilmem işte atıyor ne bileyim Kemal Sunal'dı, şuydu buydu falan. Orada. Hatta film şirketi sahipleri oranın telefonunu verirlerdi. Veyahut da cep telefonu yok o zaman. Cep telefonu veyahut da bir çocuk oturur şeyde yazıhanede telefon olursa gelir buraya haber verir. O zaman girelim bakalım, sizin ofisi de merak ediyorum açıkçası. Böyle renkli bir kişiliğin ofisi nasıl, görelim beraber. Bu arada oturur musunuz o kafelere vesaire falan, hani nargileciler vesaire falan var. Çok değişik. Ben pek nargile içmiyorum. Zaten sigarayı da bıraktım. Dumanlı ürünlerle ilgili şeyimiz var yani. Yalnız şurada çok güzel kahve yapan bir yer var. Şeyde yapıyor. Oraya gidelim. Thank you.